Evet, efendim konuğum var bugün. Gerçekten de tesadüf tanıştım. Geçen İstasyon Caddesi'nde gezerken, zaten Sivas'ı biliyorsunuz, böyle Osmanlı dönemi eserleri, Selçuklu dönemi eserleri, her şey o zamanların tam böyle tarihi kenti. Bir abiyle tanıştım. Abiyi bir yerde işte çay içiyordum, masaya davet ettim, masaya geldi, tanıştık. Ay, bir şeker abi, bir harika bir abi. Yaklaşık 45 dakika konuştuk. Bu konuşmamız da hep Sivas üzerine oldu. Ersen Tolunay. Bu böyle oluşun, dedim ki Ersen abi, ben yerel bir televizyonda görev yapıyorum. Bunları bizim Vatan 58 televizyon kanalımıza anlatır mısın dedim. O da işim vardı falan, yalvar yakar kabul ettirdim Ersen abi. Merhaba abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Rica ederim. Saygılar sunuyorum size. Kısa bir açıklama yaptım. Sizinle hatırlarsanız İstasyon Caddesi'nde bir yerde çay içmiştik. O zaman tanıştım ben sizinle. Fakat bir tarihsiniz, bir harikasınız. Eksik olmadı. Bizim, çok teşekkür ederim. Bizim derdimiz, bizim her şeyimiz Sivas. Bir Sivas olarak gurur duyuyorum. Burada bana küçücük bir söz hakkı verirsen. Tabii. Benim de aşkım Sivas. Evet, çok güzel. Şimdi aşkınıza geleceğim. Aşkınıza geleceğim abi. Şimdi Sivas'ı çok iyi biliyorsunuz. Siz 85 yaşındasınız. Evet. Ömrünüzün hemen hemen bütün yarıdan çoğunu burada vermişsiniz. İlkokuldaki yıllarınız burada, ortaokul burada, lise burada. Yani 40'lı yıllara, 50'li yılları falan Sivas çok burada. Şimdi burası Gök Medrese. Evet. Biliyorsunuz Gök Medrese'de. Selçuklu bir eseri. Evet. Buralar restorasyon yapıldı ama çok uzun sürdü. Evet. Tabii karşıda da kale var. Kaleyi de biliyorsunuz. Bilmez miyim? Sivas Kalesi, evet. Bilmez miyim? Tabii ve sizinle çay içtiğimiz yerde çifte minare vardı. Onu da biliyorum. Şifaiye Medresesi vardı. Şimdi şunu sormak istiyorum sana Ersen abi. Bir özgeçmişinizi söyleyin. Sonra ben size soru yönelteceğim. Affınıza sığınarak. Memnuniyetle. Buyurun. 1941 yılında Sivas'ın Yıldızel ilçesinde doğdum. Annem babam ilkokul öğretmeniydi. 50'li yıllarda Sivas'a geldik. Ama Yıldızeli'nden sonra da 8 yıl Zara'da annem babam öğretmenlik yaptılar. İlkokul 1. sınıfı Zara'da okudum. İlkokul 2. sınıfı Kankal'da okudum. İlkokul 3. sınıfı Höllüklük'te Ülkü İlkokulu'nda okumaya başladım. 4 ve 5'i Höllüklük'te okudum. Ülkü İlkokulu'nu bitirdim. Ve şimdiki İmam Hatip o lisesinin bulunduğu yerde Sivas Ortaokulu vardı. Zaten bu İnönü Müzesi'nin oradaki mi İmam Hatip'i diyorsunuz? Irmağın kenarında. Şimdi Irmağın kapatmışlar kenarı. Ya. Evet, evet. O zaman Nalbahtarbaşı diyorlar. Nalbahtarbaşı'da. Evet, evet. Ondan sonra o zaman zaten Sivas'ta bir tane ortaokul vardı. Tek ortaokul vardı. Ve ben o ortaokulda başladım. Bir sene de çakarak. Bir sene çaktım. Evet. Çok başarılı öğrenciydim. Ondan sonra 3 sene okudum. Ondan sonra harika bir ortaokuldu. Harika öğretmenler vardı. Öğretmenlerinizin hatırladığınız var mı? Olmaz olur mu? Evet. Matematik öğretmenimiz İffet Hanım vardı. Ki Sivas'ın tarihine yazılıdır o. Ondan sonra fizik öğretmenimiz Abdullah Bey vardı. Tabiat öğretmenimiz Ahmet Bey vardı. Ondan sonra tarih öğretmenimiz Recai Bey vardı. Ortaokul müdürümüz Zühtü Bey var. Evet. Peki Ersin abi, özür dilerim. Esam. Şimdi siz Zara'da başladınız. Anne baba öğretmendi değil mi? Anne baba öğretmendi. Bir okul mu vardı Zara'da o zaman? Zara'da iki ilkokul vardı. Gazi ortaokul falan yoktu. Hayır. Gazi İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu. Gazi İlkokulu'nda anne... Yıl kaç abi? Ha? Yıl kaç? 1940 kaç oldu? 7. 46, 47. 47. 47'de. Annem Gazi İlkokulu'nda öğretmendi. Babam Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmendi. O sırada, o yıllarda Zara'da da alay vardı. Askeri, tabii canım, alay ve Zara nasıl bir yerdi biliyor musun? Sosyal bir yerdi. Balolar yapılırdı. Zara'da. Evet, mahvel vardı, askeri lokal. Ve öyle bir sosyal hayat vardı ki fıkır fıkır. Ve ben bile çocukluğumda baloyu hatırlıyorum. Hatta Zara'da bir hızar fabrikası vardı, kereste. Orada bile balo yapıldı. Evet. Yani elit bir halkı vardı. Canım, değil mi? Tabii. Aşığım diyorum. Peki ya. Alay vardı dediğiniz zaman, alay derken. Askeri alay vardı. Askeri alay. Evet. Jandarma da. Yok. Normal asker. Evet, yalnız şunu söyleyeyim.
Sivas'a hayatı, o saraya hayatı orası veriyordu. Ve subay çocukları gündüzleri at sırtında gezerlerdi. O zaman emir eri müessesesi vardı. Emir erilik. Her subayın evinde bir emir eri vardı. Kapısında beklerdi emir erleri. Evet. Ve emir erleri o çocukları atlara bindirirlerdi. Şey, ilçenin içinde dolaştırırlar. Tabii mimari yapısı falan böyle kerpiç evler gibi şey mi? Eski evler. Eski evler. Ama dediğim gibi şey askeriye tarafı, yani zaranın çıkışında lojmanlar falan vardı. Askeri lojmanlar vardı. Evet. O zaman şöyle, yani zaranın sosyal hayatı en üst düzeydeydi. Şimdi bir şey söyleyeyim. Zara'nın ulaşı var, Zara'nın kangalı var, Zara'nın hafiyi var, Zara'nın şarkışası var. Zara'ya mı bağlıydı o zamanlar? Şey, Zara'nın diyorum, Sivas'ın. Sivas'ın, evet. Ama Zara bütün bu ilçelerin içinde özellikli bir ilkeydi. Yani onun en gerekçesi de askeri birliğin olması. Ya paşası var, albayı var, subayı var, yüzbaşısı var. O zaman şeydi, Tugay mıydı? Yok. Alay. Alay. Alay komutanı, albay. Alay. Alay. Tabii. Evet, evet. Ve benim mesela oturduğum evdeki komşum bir albaydı. Hatta beni o kadar çok severdi ki, kadın derdi ki sen oğlum paşa olacaksın derdi. Evet. Yani sevgisinden. O zaman evet. Başka ölçü yok onlarda. Asker oldukları için en yükseğine paşa. Evet. Bana paşa. Peki Ersin abi, orada ilkokulu okudun. İlkokul biri okudun. İlkokulu biri okudun sadece. Ha. Ondan sonra babam apandis olduğu için Sivas'a nakledildi, rapor oldu. O, fakat annemi nakletmediler. Annemi Kangal'a verdiler. Babam Sivas'a tayin isteyince. Bir yıl biz babam olmadan Kangal'da kaldık. Anneyle birlikte. Evet. Evet. Ve baba burada görevde mi? Baba hastaneye Sivas'ta. Gitti, Sivas'ta. Hayır, babam Sivas'ta görevde ama bir taraftan da işte hastaneye gidip evet, geldi. Tedaviye gitti. Ve biz Kangal'da elektrik yoktu. Yani 47'li yıllar 8, yine. 8 ay gaz lambası tuturduk. Ama şey öyle değildi. Zara öyle değildi. Zara'da elektrik vardı. Zara'da elektrik vardı. Zara'da elektrik şöyle. 7'de gelirdi ajansla beraber. 19'da 22'de biterdi. 10'da. Ha, ajans dinlenir. 3 saat. 3 saat. Ya çünkü, Zara'daki elektrik mi 3 saat? 3 saat. Evet. Akşamlar evet. Gündüz yok. Evet. Akşamlar 3 evet. Saat. Ve Zara'da belediye parkının içinde santral var. Evet. Oradan veriyorlar. Oradan Kangal'a geldi. Baba rahatsız olduğu için Sivas'a tayin çıktı. O rapor aldı, Sivas'ta anneden, kaldı. Biz şeye geldik. Bir kardeş miydiniz? Biz kız kardeşim vardı, o benden 7 yaş küçüktü. Ha, siz oradayken dünyada yoktu dolayısıyla. 47'de doğdu zaten. Ha, 47, bebekti ha. O zaman, evet. Ondan sonra Kangal'a geldik. Kangal'da gaz lambasının ışığında oturduk. Elektrik yoktu Kangal'da. Kangal köy gibi bir yerdi. Fakat ben orayı da çok sevmiştim. İlkokulun 7. sınıfı Kangal'da okudum. Ben. Ondan sonra 1950'de Sivas'a ayak bastım. Sivas'a geldiniz. Ama şöyle bir özelliği söyleyeyim. Benim annem Sivas'ın yerlisi. Kimlerden? Hemen parantez açalım. Gözelerden işte. Bak Göze. Gözelerden, evet. Babası Gözelerden. Annesi evet. De Sivas'ın yerlisi bir aile. Evet, evet. Şey mi abi? Şimdi siz Sivas'a geldiğinizde baba anne buraya geldiler değil mi? Baba anne buraya geldi. Hangi okullardı o zaman? Annem Recep Handan'da. Recep Handan vardı. Babam da Atatürk İlkokulu'nda. Şimdi o yerleri tam nereye? Muammer Bey Parkı'nın olduğu yerde babamın okulu vardı. Buğday Pazarı'nın oralar diyorsun. Buğday Pazarı'nın oralarda. Şeyde de Nalbatlar başına açılan sokakta da annemin okulu vardı. Recep Handan. Recep Handan o zaman şey şimdi Sivas eski hal var ya. Oradaki Recep Handan değil mi abi? Hayır. Şeyden tatlı su var ya Dalbatlar başında. Heh, oradan aşağı iniyor. Oradan sağa dönüyorsun. Peki Namık Kemal İlkokulu'nun arka tarafı. Namık Kemal İlkokulu arka taraf. Annem Namık Kemal İlkokulu'nda da öğretmenlik yaptı. He, Recep Handan'dan öyle. Babam da. Siz o zaman kaçıncı sınıfa geldiniz abi? Ben 3'e. 3. sınıfa geldim. Üçe yani 47'de orada başladınız. Evet 3'te. Babam da Ülkü İlkokulu'nda. Hüllüklük'te. Tam böyle şey Ali Baba'nın o tarafı. Ali Baba'nın o tarafı. Evet. Cilt Hastanesi'ni bilir misin? Var mıydı Cilt Hastanesi? Tabii işte Cilt Hastanesi vardı. Cilt Hastanesi'nin İsmet Paşa Müzesi'ni biliyor musun? Evet, evet. Onun karşısında Cilt Hastanesi vardı. Karşısında derken Ali Baba'ya giden yolun solunda. Onun sırtında da Ülkü İlkokulu vardı. Dermatoloji vardı o zaman. Yani dermatoloji cilt hastalıkları. İşte Cilt Hastanesi. O zaman dermatoloji denmiyordu da. Evet. Cildiye. Cildiye Cilt Hastanesi. Evet.
Onun arka o zaman başka hastane var mıydı? Sadece cildiye... Sivas'ta numune vardı. Numune hastanesi vardı. Ama şeyde değil, Kabak Yatsı'nda değil. Şeyde, Bezirci'nin yanında. Enstitü var ya, kız enstitü. Evet, evet. Onun tam karşı köşesi. Şimdi hala mağazası, hala bilemem, okuma yeri bana oldu, söyleme. Ben uzun yıllar oldu. Fakat kız enstitüsünün tam karşı köşesi numune hastanesi. Askerlik şubesi var şimdi orada. Bilemem. Tabii. Evet, bilemem. Diye bahçe içinde tek katlı numune hastanesi var. Dispanser neredeydi abi? Dispanser de ona yakındı. Ha, Atatürk Ortaokulu'nun evet, oradaydı değil evet, mi? Evet. Atatürk Ortaokulu orada değil. Şeyde. Fevzi Paşa şeye yakın. Ayrıca dispanser varsa onu ben hatırlamıyorum. Evet. Yok, Fevzi Paşa'nın karşısında dolayısıyla. Evet, orada var. Orada hem hastane vardı. Hem dispanser vardı. Hatta dispanser Mithat vardı. Tulunay vardı. Soyadlarımız benzer, Tulunay. Ama o, bir şeyli bağlantınız yok. Hayır, yok. Yok. Anne, o, yalnız hanımı öğretmendi. Annemin öğretmen okulundan arkadaşıydı. Hmm. O oğlunun biri profesör oldu. Cankat Tulunay. Şimdi Ankara Tıp Fakültesi'nde profesör. Evet. Oğlunun biri de cerrahtı, rahmetli oldu. Evet. Şey mi Ersen abi? Siz oraya gel, yani o zaman Sivas'ın şehri nasıldı yani? Şimdi bütün bir cilda hastanesi var, bir de numune hastanesi var. Şey vardı. Verem hastanesi var mıydı? Vardı, vardı. O da Fevzi Paşa'nın karşısında. Yok. Yan şeyde, yine Ali Baba'ya giden yolun üstünde de Verem hastanesi var. Yahut da Kabak Yatsı'da. Evet. Şimdi ben tabii aradan çok zaman geçti. Evet. Bir de Ersen abi, şimdiki Verem hastanesi... Himaye-i Etfal, Çocuk Azime Kurumu'ymuş o zaman. Ha, Kızılay. Fevzi Paşa'nın karşısındaydı. Ha, ha, onun onları... sonra şey yaptılar. Ha. Şimdi tabii aradan çok zaman geçtiği için ben bazı şeylere... Ama Nurne'yi çok iyi hatırlıyorum. Cilt Hastanesi'ni çok iyi hatırlıyorum. Bunlar vardı. Evet. Vardı. Sivas'a geldiniz. Geldim. Anne ilkok, baba ilkokulunda. Annem Recep Handan'da çalıştı. Babam ilkokulunda çalıştı. Sonra Atatürk ilkokulunda çalıştı. Muammer Bey Parkı'nın orada. Evet, evet. O Muammer Bey Parkı'nda da çok güzel bir mimari yapı vardı. Tabii siz daha iyi hatırlarsınız da. Vardı. Ve Muammer Bey o zaman Sivas'ın en popüler parklarından biriydi. Evet. O zaman valiler hatırlıyor musunuz? Kim? Benim hatırladığım valiler Kadir Eroğan. Çok enteresan bir valiydi. Çizme giyerdi. Mahmuzlu çizme. Elinde kamçı. Şehrin sokaklarında gezerdi. Kadri Eroğan. Evet. Çok meşhur. Yıl 50'li yıllar değil mi? Hayır. Daha sonraki yıllar. Memduh Payzın vardı. Sivas'ta. 50'li yıllarda vali kimdi? Onu pek hatırlayamıyorum. Evet, evet. Belediye başkanlığı biliyorum işte. Rahmi Günay'a yetiştim. Rahmi Günay'ı biliyorum. Peki, evet, Rahmi Günay belediye başkanlığı yaptı. Hatta ondan evvel de kimdi onu da biliyorum da. Hatta ben şeyi biliyorum. Rahmi Günay kiliseyi yıktırdı biliyor musun? Neredeydi o kilise? Bankalar Caddesi'nde. Hmm. Şimdi gördüğüm bankaların karşısında kilise vardı. Faal miydi, etkin miydi? Yani kilise herhalde içinde papaz papaz da vardı bir tane iki tane. Yani. Ve orayı bombayla dinamitle yıktılar. Eyvah. Ve ben hala üzülürüm ki bırak papazını, kilisesini ya en azından bir tarihi eser olarak orada... Mimari yapısı nasıl dersin abi? Çok güzel. Taş bina? Taş bina. Ve şeyi var, üstlerde kemerleri falan var. Yani dinamitten falan yıktılar orayı. Belediye vardı ya, eski belediye. Evet. Eski belediyenin karşı sokağıydı işte, Bankalar Caddesi. O Sümerbank falan yapıldı. Evet. Sire Caddesi'nin evet, olduğu yer. Evet. Oraya... Peki hiç kimse müdahale etmedi mi? Abi etmediler. Dinamiti koydu. Hatta bak şimdi ben sana... Hatırlıyor musunuz, gördünüz ya? Ya gidip yanında dinamit çatırırken orada değildim. Ama yıkıldığını, döküntüsünü, viranesini biliyorum. Evet. Ve bugün senin soruna karşılık da şunu söyleyeyim. Niye yıkıldığı konusunda kimsenin de bir bilgisi yok. O zaman Moskova'dan bir radyo yayın olurdu. Bizim radyo. Evet. Orada Sivas anlatırdı. Sivas'ın üç rahmisi var. Rahmi Akça, Rahmi Gülay, Rahmi Çeltekli. Hatta derdi ki Sivas'ı üç rahmiler yönetiyor. O radyoda dinlerdiniz. Evet. Evet. Rahmi Çeltekli işte manifaturacı. Rahmi Akça sarraf. Rahmi Gülay da belediye başkanı. Evet, evet. Rahmi Gülay Sivaslı değil zaten. Kars'tan gelme. O Kars'tan gelmeler nerede? Nasıl oldu abi? Bir dönem. Bak benim de babam Ağızka Türk'ü. 93 Harbi varmış. Meşhur 93 Harbi. 1877-78. 93 Harbi'nde babam göç etmiş şeyden. Ağızka'dan. Benim babam Çorumlu. Fakat ben Çorumlu'yum demem. Babam Çorumlu. Ben Sivas'ta büyüdüğüm için. Ben Sivas'a aşığım abi. Aşkı evet. Buraya geldiğim zaman benim aşkım kabardı.
Ve hatta şuradan da mutlu oluyorum. Şurada şu hatunları gördüğüm zaman da ayrıca mutlu oluyorum. Çivas'ın kadını geliyor, şurada oturuyor, sohbet ediyor ya. Evet. Bu ne şeref verici bir olay ya. Evet. Çünkü benim çocukluğumda böyle bir tablo yoktu. Böyle muhafazakar bir yapım vardı abi. Tabii muhafazakar. Kim giderdi bahçeye falan? Öğretmenler. Cumhuriyetin öğretmenleri. Evet. Orada hükümet meydanında çay bahçeleri var. Peki abi şunu öğrenmek istiyorum. Söyle. Şimdi bu kilise dinamitle patlatıldı, evet, yıkıldığı patlatıldı. Zaman o zaman medya yok, gazete yok muydu yani? Abi yıldır. Gazete olsa ne etkisi vardı ki gazetenin? Yani İstanbul'daki gazeteler Sivas'a 3 gün sonra geliyor. Benim çocukluğumda Sivas'a gazete günü gününe gelmezdi ki. 3 gün sonra gelirdi. Ve o zaman şunu da ilave edeyim. Gazetelerin Sivas muhabiri var mıydı? Seneler sonra Sivas muhabiri oldu. Yüceler Tugay falan biliyorsun. Evet, Yüceler. Onlar evet, o evet. Seneler sonra oldu. Ya, 60'lı yıllarda. Tabii geçti, yani sonradan oldu. Kim evet. bilir Sivas'ta kilisenin yıkıldığını. Sonra Sivas'taki yerel gazete etkili mi ki? İşte ben sana söyledim, Sivas'ta bütün yerel gazetelerde çalıştım ben. O zaman hangi gazeteler vardı abi? Benim dönemimde benden evvel Ülke vardı. Ülke Kamil Kitapçı'nı biliyorsun. Bunlar vardı. Ülke aynı zamanda CHP. CHP'nin yayın organı. Yayın organıydı. Ondan sonra onlar vardı. Ondan sonra Reşit Karabacak diye bir hakem vardı. O Yurt diye bir gazete açtı. Taşan'ın içinde. Bir de Cihat Demirören diye bir öğretmen vardı. Kayak Federasyonu Başkanı'ydı burada. Sivas'ta. Cihat Demirören. Evet. Öldü o da. Rusya'ya gitti sonra. Cihat Demirören de ondan sonra yurtta çalışır. Benim babam da öğretmen olduğu için ben lisedeyken tabi yazmaya da meraklıyım. Gittim dedim ki ya Cihat öğretmen beni dedim ben gazetede yazmak istiyorum. Gel yaz dedi. Yurtta ben köşe yazısı yazmaya başladım. Evet ne güzel. Bu şeyi dedin Taşan dedin de abi. Ha. Nasıldı oralar? Taşan. Yani Taşan'a gitmeden evvel Ersin abi şimdi o Sivas'ın böyle mimari yapısından bahsedelim de. Şimdi Sivas'ta Mahkeme Çarşısı, Kepçeli, Malbatlarbaşı ve Atatürk Caddesi. Hep vardı. Kepçeli'de genellikle esnaflar ve özellikle bak biliyorsun onun bir arka sokağında tıkışçılar vardı. Eskiden Takoya'ya tık tık derlerdi evet. Sivas'ta. Evet. Tık tıkışçılar vardı, tuzcular vardı. Tuz dükkanları vardı. Ondan sonra esnaf vardı. Çok miktarda esnaf vardı. Ondan sonra şeyde Mahkeme Çarşısı'nda da yine esnaf vardı. Şekerciler. Hapan vardı. Toplancı hali. Hal diyor evet. Evet iki o tane. O neredeydi abi? Onlar Mahkeme Çarşısı'nın sol tarafında. Bir de şimdiki hale Garipler Mezarı o biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum canım Garipler, Garipler Mezarı. Ora, şimdiki ora haldi yavrum. Ora haldi. Orada sebze meyve satılırdı. Garipler Mezarlığı. O mezarlık olduğunu hatırlamıyor, bilmiyor. Mezarlık yok. Mezarlar vardı birkaç tane. Tarihten kalmış mezar vardı. Ama onun önünde de Garipler Pazarı derler. Pazar. Önü derken bu vakıflar binası ne o? Çeşme vakıflar binasının Paşa Camisi'nin oralar. Paşa Camisi'nin arka tarafı. Arka tarafı değil, karşı tarafı. Karşı tarafı. Yani şimdi... Avundukların mağazası falan. Avundukların mağazasının sırtı. He, oradan evet. aradan bir yol gider. Belki yine o yol duruyor. Peki araç maraş falan yok. Hep at arabası falan. Aracı, fayton var abi Sivas'ta o zaman. Yani taksi denen bir şey yok Sivas'ta. Her yere faytonla gidersin. At arabası var, fayton at var. At arabası dolu tabii. Tabii böyle sırtlarında küfe taşıyan hamallar var. Dolu. Evet. Bir de köylü çok gelirdi Sivas'a. Yani köyde ayağında çarık, dolak dizine kadar... Pantolon, zıvga derler ona. Zıvga, yelek, Sivas'a gelirlerdi. Köylüler. Şeye gelirlerdi, yani, mal getirirlerdi. Mahsullerini satmaya gelirlerdi. Evet. Oradan geri dönerlerdi. Adamın hastası varsa hastaneye getirirdi. Alacak bir şey varsa alırdı. Yine hastane orada. Peki şimdiki Muna Hastanesi'nin Almanların yaptığı o sonradan mı oldu orada? O kabak yatsındaki sonradan. Sonradan he. Hatta onu kim açtı biliyor musun? Celal Bayar açtı. Ben onun açıldığı günü de biliyorum. Celal Bayar geldi hükümet meydanında orada bekledi. Gitti Numune Hastanesi'ni açtı. Burada mesela hükümet alanında Menderes kaç defa söylem verdi. Osman Bölükbaşı kaç defa konuştu. Sivas'a geldi evet. Menderes'te evet. O şeyin Cıbırlar Parkı'nın önünde ben 50 defa Osman Bölükbaşı'yı dinledim. Menderes'te geldi. Menderes'te geldi. Evet. Menderes. O zaman hükümet konağı var mıydı? Var. Halil Rifat Paşa'dan evet, zaten. Evet. O eski abi. Onun yan tarafında da şey var tabii.
jandarma binası var. Onlar duruyor. Duruyor tabii. Kongre Müzesi sizin okul. Kongre Müzesi var. Sizin şu şimdi kapanmış orası galiba. Ordu evi vardı. Evet. Sonra yukarıda bir hapishane vardı. Taş bina bunlar değil mi? Taş bina. Evet. Hapishane de o jandarmanın önünden çıkılan yerdeydi. Ayrıca Kabak Yassı'nda da bir kadınlar cezaevi vardı. Bir de kadın halı dokuma fabrikası var. O şeylerin öğretmen okulunun oralar değil mi abi? Oralar. Evet. O öğretmen okulunun oralarda da ayrıca bir Mevlevi tekkesi var. Mevlana'nın orada mı yoksa öğretmen okulunun oralarda? Yok, öğretmen okulunun orada değil. Mevlana'nın. Gördünüz mü orayı? Ha? Gördünüz mü orayı? Gördüm. Evet. Mevlana yani, tekkesi var. Mevleviler vardı. Evet. Evet. Peki abi şey mi? Yani böyle tabii betonlaşma falan yok. Binaların sık sık düştüğü zaman. O zaman Sivas'ta apartman yoktu ki. O zaman yerli, tek katlı veya iki katlı eski ahşap evler vardı. Bahçeli evler. Evet. Bahçeli evler vardı ama sonra da Böyle şey değil ama kentin içinde de kentin. Lokanta da var bilmem. Ya her olmaz şey olur mu? Evet. Beslen vardı mesela. Hacı Beslen. Evet. Ne kadar meşhurdu adam. Kebap yapardı. Şeyde benim gazetede çalıştığım zaman Anadolu'da o sokakta. O zaman Anadolu Gazetesi kimindi? Neşet Dumanlı. Neşet Dumanlı evet. O benim patronumdu. Evet. O beni sigortalı attı. Evet. Sevgili seyirciler hemen ben de burada bir şey söylemek istiyorum. Ersen abinin bahsettiği Neşet Dumanlı'yı tanıyorum. Hanımı da öğretmen biliyorsun. Dumanlı. Evet. Feyzi Paşa'dan 1960 yılında benim öğretmenimdi. İşte onu bilirim. Onları da saygı ve rahmetle anıyorum. Öldü mü Peryan Hanım da? Evet. Şeyde oturuyorlardı. Bezici Mahallesi'nde oturuyorlardı. Ha biliyorum. Orada oturuyorlardı. İki tane de kızı vardı onun. Evet. Kızlarından birinin evinde benim sınıf arkadaşımdı. Öğretmen kızı olduğu zaman onlara biraz daha... O kız burada mı şimdi benim? Yok hayır. Öbür büyüğün adı neydi? Onu hatırlamıyorum da hayata veda etti sanıyorum o da. Kızı da evet. Yani Neşet Dumanlı'yı da biliyorum. Neşet Bey değil mi abi? Muhteşem. Evet. Kiloluydu. Evet, kiloluydu. Ve kıvırcık saçlı. Arkalarını kıvırırdı saçının. Brilyantin sürerdi. Ondan sonra 70 lira bana haftalık verirdi. Bak 60'lı yıllarda 70 lira haftalık. Ve bir gün beni masasına çağırdı. Dedi ki şunu dedi imzala dedi. Bir evrak. Meğerse beni sigortalı yapıyor. O zaman bir kanun çıktı. Her gazete yerel de olsa bir profesyonel gazeteci çalıştırmak zorunda. Basın kartınız vardı o zamandan dolayısıyla. Kart vardı yok canım. Ne kart olacak? Sonra bizim... ne oldu abi? Yani Sivas'tan gitmenize henüz gelmeyelim de sizi göndereceğim Sivas'tan. Fakat aşkınız hala gönlünüzde var. Gittiniz 50'li yıllarda. Ha. Bir insanlar dedi ki burada insanları idam ettiler işte. Şu oldu, bu oldu. Yani duyarız da biz tabii görmedik. Söyle. Öyle bir infazlar açıkta mı yapılırdı? Şimdi hükümet meydanında 3 tane, 4 tane idam seyrettim. Birisi eniştesiyle beraber yengesiyle beraber olmuş. Yani eniştesini kandırıyor. Adamla farkına vurmuş, vurmuş. Vurmuş mu, öldürmüş mü? Şarkı söyleyerek daracına geldiler. Ben kadınla de erkek mi geldi? Kadınla erkek. İkisini sen de asıldılar. Sen kelepçeliler. Evet. Ve asıldıktan sonra da hükümet meydanında daracı kuruldu. Tam neresinde hükümet meydanı? Şey var ya, jandarma değil de jandarmanın karşıdaki askeri yeri adı ne? Merdivenden çıkılan. Orada evin orayı mı? Orada evi değil ya, bu tarafta. İstanbul Pastanesi'nin yanı. Belediye... Aynalı Çarşı var. Ha? Aynalı Çarşı var. Böyle sonra askeri satın alma oldu Oraya daracı kurallardı oranın önüne. Ben orada mesela en az 3-4 defa idam seyrettim. Öyle şey halk açıktı, izleyebiliyor Merak eden gelip bakıyordu canım. Ama şöyle, şeyi kaldırmıyorlar ki asıları. Gün içerisinde bekliyor orada. Gelen giden seyrediyor. Buradaki amaç da ibret olsun. Yani ibret olsun. Bir de üstüne şey asmışlar, yapta. İşte şundan asılmıştır, sebebi budur, şudur. Başı, yani şey asıyorlar, kağıttan bir şey asıyorlar. Ben mesela jandarmanın bulduğu adam da gördüm arabanın içinde. Herifi vurmuşlar, gittim ben gazeteciyim. Bir açtılar şeyi, cemseyi, içinde adamı vurmuşlar, yatıyor. Kim vurmuş adam? Başka jandarma, jandarma vurmuş. Jandarma vurmuş, evet. Yani onları gördüm. Peki o idamlar şey yaptığı zaman, yani seyirci çok mu oluyordu? Nasıl bir bakıyor yani? Şimdi o tarihte idam, Türk Ceza Kanunu'na göre meşruydu. Yani idamın infazı. Biliyorsun daha sonra yasa çıkardılar, aleni şey kalktı. Aleni infaz kalktı. Şimdi nerede yapılıyor? Cezaevinin içinde. Evet. Yaparlarsa da orada yapıyorlar.
Peki bir değerlendirme yaptığımız zaman, yani şimdi onlara girmeyelim de. Şimdi oradaki Sivas halkının yani en azından bir şey ibret olsun böyle suçta. Görsün diye yap. Ama bu yalnız Sivas'a özgü değildi ki. Ankara'da da ben çokça idam seyrettim. Sevgili seyirciler, şimdi Ersan abi dayanamıyordum. Dayanamıyordum. Neyse öyle anlat. Şimdi biz de sevgili Murat Hurt'la birlikteyiz. Montaj da yapmayacağız. Bunu da bilin. Çok doğal. Bizim izleyicimiz koy, çok abi, burada. Koy bunu. Evet. İzleyicimiz çok. Ersan abi de müktedan kendisi. Bir de heyecanlanıyorum evet. Ya. Evet. Şey mi abi? Ben Ankara'da mesela en az 10 tane idam gördüm hamam önünde. Asmışlar oraya şey kaldırıp bize... Korkmuyor muydun abi? Biz Sivas'ta seyrettim, bir de Ankara'ya. Ya benim Samanpazarı Şubesi'nde çalışıyorum. Önünde geç. Tamam, oralara geleceğiz bir dakika. Şimdi tamam. Sivas'tan gittim. 62'de. 62'de. Ama liseyi burada bitirdim. Nerede bitirdi? Sivas Kongre Lisesi. O zaman Sivas Lisesi. Evet. 62'de mezun oldum. Dolayısıyla evet. 60'da mezun. 60'da. Ama 62'de gittim. 57 girişlisin. Kim vardı o zaman? Yekta Güngör Özden'le okudun mu? Yekta Güngör Özden benden büyük. Evet. Ama bizim okulda Bedrettin Cömert'le okudum. Vurdular ya Bedrettin evet, Cömert. Evet. Bedrettin Cömert benim okul arkadaşım. O da mı Sivaslı? Hayır. Değil. O Eskişehir. Peki o Sivas Lisesi çok ünlü bir liseydi o zaman. Ya ünlü olmaz mı? Yatılı. Niksar'dan geliyor, Tokat'tan geliyor, Kankal'dan geliyor, Divriye'den geliyor. Çevreliler'den geliyor, Kayseri'den geliyor. Bütün yatılı. Peki bir de şu var ama Ersan abi aklıma geldi. Söyle. O bilginiz vardır. Çanakkale Savaşları'nda 1915 evet. yılında mezun vermeyenlerden biri de Sivas Lisesi. Onu bilmiyorum. Yani siz tabii 1914'lü yıllar o. Bilmiyorum. Yani şey yapıyor, öyle bir konuşma falan geçer miydi okulda? Hayır. Hayır. Yalnız şunu söyleyeyim. Darülfünun gibi liseydi. Üniversite. Tamam mı? Evet. Yani ben orada ne öğrendiysem temelim orattı. Öyle hocalar var ki. Hatırlıyor musun? Ya Halim Yağcıoğlu edebiyat. Ondan sonra Ahmet Takiracı matematik. Orhan Öztürk fizik. Ondan sonra Sevim Sarıözen. Muzaffer Sarıözen vardı ya evet. meşhur. Onun yeri. Evet. Kimya. Vasfiye tokuşlar var. Evet. Kimya, evet, fizik. Kardeş, evet. Ondan sonra İstanbul'dan bir felsefe öğretmeni gelmişti. Gülsün Hanım. Can Baba vardı burada. Kutay. Doğan Kutay. Tarih öğretmenimiz. Evet. Sivaslı'da var öğretmenler işte. Mesela Vasfiye Tokuş değil mi? Ha? Vasfiye Tokuş Sivaslı. Evet. Diğer öğretmenler. Sevim Sarıözen Sivaslı. Evet. Onlar bir kısmı gelme. Sen gittin mi? Gelme. Evet. İbrahim Cengiz diye bir müdürümüz vardı mesela. Destan gibi bir adamdı. Şey mi Ersen abi? Söyle. Şimdi o okulda öğrenci mevcutu kalabalık mı? Yatılı ayrı Sivas'tan gelenler de vardı. Yani siz Sivas'tan, evli Sivas'tan. Biz Leyli'ydik. Onlar Nihari'ydi. Onlar yatılıydı. Biz Gündüzcü'ydük. Ve şöyle söyleyeyim. Mesela Bedrettin yatılıydı. Yılmaz Gümüşbaş var. Hiç duydun mu? Cumhuriyet'te çalıştı. Yılmaz? Gümüşbaş. Gazeteci. Evet, evet, evet. O da benim arkadaşımdır. O Sivaslıdır mesela. Evet, evet. Yani evet, Sivaslı bilir, çoktu. Evet, evet. Yani kızlardan vardı mesela. Bir sürü Sivaslı kız vardı mesela. Evet. Şey mi abi? Burada şey yaptın, liseyi bitirdin. Bitirdim. Anne baba nerede? Burada mı kaldı? Benim babam 1957'de burada öldü. Değil mi? Bak, 43 insan, yaşında. Evet. Babam 97 harbinde Kafkas'tan göçmüş. Çorum'a gelmiş. Annemle tanışmış, evlenmişler. Uzun hikaye, onu anlatmayayım. Babam burada öğretmenlik yap dedim ya. 43 yaşında babam kalpten öldü. Hmm. Dolayısıyla anam burada beni. Anam 90 yaşına kadar yaşadı. Anam bir maaşıyla bizi büyüttü. İki kardeşim biz. Şey mi abi? Anne babam şeyi de burada. Yani Halfelik'te mi? Babam Halfelik'te burada öldüğü için. Evet. Annem Ankara'da. Ankara'da. Evet. Evet. Annem çünkü Ankara'da emekli oldu. Evet. Yani iki evlat bir anne kaldınız. Kız kardeşim de öldü. Başınız sağ olsun. Tolunay ailesinde bir tek ben varım. Şimdi ben ölmeyi bekliyorum ki bu iş bitsin. Yahu oğlum estağfurullah. Bu da lüzumsuz. Allah sağlıklı, huzurlu emin olsun. O başka. Ama ben öldüm. Bir de Tolunay bitti. Evet. Çocuklarınız var mı? İki tane kızım var. Biri dedim ya sana Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni bitirdi. İşletme. Biri Ankara Hukuku bitirdi. Neredeler? Ankara. Biri İstanbul'da bir küçük kızım. Büyük kızım Edremit'te. Evden çalışıyor. Home office. İnsan evet. kaynakları uzmanı.
Çok güzel. Üç tane de kız torunum var. Evet, ne güzel. Biri üniversiteyi bitirdi. Biri bu sene üniversiteyi bitiriyor. Biri üniversiteye gidecek. Sivas'a geldi mi? Getirdin mi Sivas'a? Bir tanesi geldi. Getirin torunları falan işte. Sana geleceğim. Emrin'i hazırla. Tamam. Emrin olur. Yatakları hazırla. Baş üstüne. Yengeye söyle. Baş üstüne. Canım, şaka yapıyorum ya. Ne işim şey var? Mi abi? Söyle. Şimdi buradan giderken ama siz buradayken baba hayata veda etti değil tamam, mi? Tamam 57'de öldü canım. Siz burada? Tabii ki. İşte mezarı Halfelik'te ya. Halfelik'te. O zaman o mezarlık nasıldı abi? Yukarı tekke yok muydu o zaman? Hayır. Sadece Halfelik vardı. Halfelik eski halini çok yitirmemiş. Zaten Halfelik'in sol tarafa gire bakımsız. Yorbol yok. Şimdi bir şey söyleyeyim sana. Söyle. Abi. Bu arkadaş Murat'la biz orayı düzenli Osman seçilmiş Allah rahmet eylesin. Kim? O zaman Osman seçilmiş. Kim o? Belediye başkanımızdı. Evet. Biz oraya yazı yazdık, şunu yaptık, bunu evet. yaptık. Orayı düzelttirdik. Halfeli'yi. Halfeli'yi. Şimdi bak benim babamın yattığı tarafla Ahmet'in dedesinin ve benim dayımın yattığı taraf çok güzel. Mezarlığın kapısından giriyor, sağa dönüyor. Evet. Bu taraflar da öyle. Yani ortalama. Ama ortalama. Abi orada yol yok. Yok ama çevrildi. Canım etrafı çevrilmiş de mezarlar dağınık olarak duruyor. Mesela bu Ahmet'in bir teyzesi öldü, halası öldü. 17 yaşında. Orada mezarı var. Ben gidemiyorum mezarı okumaya. Yol yok ki. Mezarları çiğnemem lazım. Hmm. Anlatabildim mi dedi? Evet, evet. Evet abi. Şimdi mezarı burada babanızın. Tamam, bugün gittik işte. Evet. Gittim evet. okudum. Allah rahmet eylesin. Evet. evet. Oradan bir anne kaldı, bir sen kaldın, evet. bir iki kişi kaldı. Ben anneme dedim ki, halamın evine gittim İstanbul'da, Ankara'da. Halamın evinde okuyacağım da hukuk fakültesini kazandım. O zaman üniversiteler bu kadar zor değil. Evet. Geldim Sivas'tan hukuk fakültesi, bir avukat olacağım. Bana diyorlar ki senin çene çok iyi, sen avukat olursun. Affedersin. Abi çıksın bunlar. Gerçek bu yani. Ondan sonra gittim. Halamın evinde kalıyor. Halam gece konduğu gibi bir evde oturuyor. Ulus'ta. Kocası çay ocağında çaycı. 7 lira yemeği alıyor. Halam cahil bir kadın. Halamın evlenmemiş bir kızı var. Falan filan. Okuyamadım tabii. Bir de ben sesli çalışırım. Sessiz okumayı hiç bilmem. Bak şimdi kitap okurken de gürül gürül okudum. Ondan sonra okumadım yani bıraktım. Ondan sonra anama demiştim ki anne Ankara'ya göç de Ankara'ya gidersen ben okurum. Yani evimiz olur ya. Bir kardeşin daha var tabii yani. Var o zaman evet. kız kardeşim de var. Annem de benim hatırımı kırmadı. Kadın buradaki evi sattı. Ankara'da bir ev Eviniz aldı. Eviniz neredeydi burada? Gazezler sokakta. Nalbatlar başında. Bişleri Camii'nin o. Bişleri Camii'nin evet. karşısında. Bahçe içinde bir tek katlı ev ya. Evet. Ondan sonra gittik. Şimdi eve gittiniz mi? Aynı ama apartman falan yapıyorduk. Ev oldu şimdi. Evet. Apartman. Evet. Abi? Kalktık Ankara'ya gittik. Ankara'da güya ben okuyacağım. Nah okuyacağım. Hikaye anlatmıyorum ki. Ondan sonra orası burası derken gazetecilik. Ankara'da Medeniyet Gazetesi'nde yazdım. Fevzi Boztepe vardı orayı çıkarırdı. Bayağı gazete. Orada yazarken, oraya yapardı. Edebiyatçılık derken okulu bıraktım. Askere gittim. Niye gittim? Hayatımda elime tabanca almadım. Hayatımda. Tüfek müfek bilmem. Üniversiteye gitmedin yani. Gitmedim. He. Kaydım duruyor ama. Kaydım duruyor. Güya dışarıdan gireceğim. Ondan sonra dedim şu askerimi gibi yapayım. Yedek subay öğretmen. Lise mezunlar o zaman yedek subay mı yapılıyor? 27 Mayıs 1960 ihtilali bir uygulama getirdi. Lise mezunlarını, yedek subaylıklarını öğretmen olarak yapıyorlar. Köylerde ama. Evet. Köyler. Yalnız 3 ayda bir yerde eğitim yapıyorlar. 3 ay. Askerlik ne zaman, ne kadardı o zaman? 24. 24 ha? Evet. 3 ay eğitim görüyor, 21 ayda köylerde öğretmenlik ama yapıyorsun. Ama şöyle, 8 ay bir dönem öğretmenlik yapıyorsun. Öğretmen gibi. 8 ayda bir dönem yapıyorsun. 16 ay öğretmenlik yapıyorsun. Sömestrin de var yine. Ara sömestrini falan kullan. Öğretmensin ya. Aynen. Yaz tatiline de geliyor 3 ay. 3 ayda yaz tatilin var. Maaşını da alıyorsun. Bir şeyin yok. Üniforman yok. Yedek apoletlerin yok. Ha yedek subay öğretmen. Evet. Ondan sonra ben de Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinin Kestelek köyünü çektim. Torba'da. Şansım da varmış. Orada bor madeni var. Herkes madende çalışıyor. Bir de açık medeni köy. 2 sene ben yemek yapmadım. Ben hayatımda salata kesmeyi bilmem. 2 sene beni yedirdiler.
Sebep? Dil. Herkesten iyi patladım. Karlarına kız, benden kaşıma göçme yok. Ben sen anlıyorum. Annenize dediniz ki... Ankara'ya göçelim dedim. Ankara'ya göçelim, ben orada okurum. Okurum dediniz. Oradan sonra Ankara'ya göçtünüz fakat okumadınız. Evet. O yıllarda 1960'da çıkan bir yasa gereği liseyi bitirenlerde yedek subay olarak öğretmenlik, gidiyor, öğretmenlik yapıyor. Şey verdi. Bursa'nın tek... İhtilal hükümeti. İhtilal hükümeti, evet. Yani kimdi? Cemal Gürsel. Cemal Gürsel. Evet. Cemal Gürsel bir yasa çıkar dedi ki böyle böyle olsun. Evet, evet. Kestel köyüne gittiniz. Evet. Kestelek. Kestelek. Bursa'nın Kestel diye bir ilçesi var. Bir de Kestelek. Kestelek bu köy. Neyse tamam, Bursa'ya gittiniz. Köyü. Oradan sonra ne oldu abi? O iki yıl orada öğretmenlik yaptım. Üç ay Ezine'de, Çanakkale Ezine'de eğitim yaptım. Çanakkale Ezine ilçesi. Evet. Orada da tesadüfen ortaokuldan bir arkadaşım üsteğmendi. Ortaokul buradan? Buradan, Sivas'tan. İsmi neydi? Sadi, Sadi neydi? Babası fotoğrafçıydı. Geçen hatta senin şeyinde... Sadi Zöngür mü? Zöngür. Zöngür, evet. Zöngür, Zöngür. Evet. Fotoğrafta gördüm. Şey evet, bana Sadi bir Zöngür. Faruk Abuş'u kitap verdi ya, evet. Akşam bakarken içinde gördüm. İsmi Sadi Zöngür. O ölmüş ama. Evet. O bahsettiğiniz ortaokuldaki arkadaşınız da Çanakkale'de değil. O Sadi Zöngür dedim, bir de Sami Zöngür vardı kardeşleri. Onu bilmem. Postanenin arkasında fotoğrafçı dükkanları var böyle. Fotoğrafçı olduğunu biliyorum. Ali Ağa Camii'nin oradaydı. Ali, işte postanenin arkası Ali Ağa Camii, evet. Sadi Zöngür ortaokulda benim sınıf arkadaşım. Evet. Ve gittim ki oraya tesadüfen, Sadi Zöngür orada üstteydi. Ben hemen tabii onu tanıdım. Hemen yılıştım hemen. Dedim ki ya Ersen dedi. Üç ay eğitim yapacağız. Bana bir ayrıcalık yapmadın. Evet. Zaten ben boyum nedeniyle mangada 9'a düştüm. 4'le 9'da makineli tüfek taşıyorum. Bana siten düştü. Yani iyi. İyi mi? Abi kilosu ağır. 9 kiloluk tüfek. Hmm. Her gün şeye giriyorum. Koğuştan eğitim alanına oradan taşıyorum. Oradan sonra ne oldu? Asker bitti. Askerlik bitti. Oradan başarılı bir şekilde 51 gün evvel terhis oldum. Başarılı bir şekilde. Oradan geldim Ankara'ya. Ya ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben lise mezunuyum ya. Ben ne yapacağım? Ne halt edeceğim? Annem öğretmen. Annem o zaman öğretmenlik yapıyor hala. Yine Ankara'da yapıyor. Ankara'da İncesu İlkokulu. Ben Ankara'da ne yapacağım? Ankara neresinde İncesu? Kurtuluşu biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Yani Cebeci'yi hala... biliyor musun? Cebeci. Cebeci'nin yukarısında. Cebeci'ye bağlı bir orada bir yer. Evet. Ondan evet. Sonra ne yapacağım? Ne yapacağım? Annemin bir torpili yok, tanıdığı yok. Ne yapacağım? Bir baktım ki, ama takip ediyorum. Gazetede bir ilan çıktı. Orman Tarım Bakanlığı'ndan Orman Amenajman Müdürlüğü'ne memur alınacak. Orman Amenajman da şey demekmiş. Gidip ormanların şeyini yapıyorlar, raporunu çıkarıyorlar. Kaç ağaç var, ne yapıyor, değil mi? Gideyim dedim, daktilo. Daktilo. Daktilo sınavına girdim şeyde, Atatürk Orman Çiftliği'nde. Kazanmışım. Bir hafta sonra mektup geldi. İşte kazandınız. Gittim şeye, Orman Amenajmana. Üç tane mühendis de aynı odada çalışıyorlar. İkisi, üçü de orman mühendisi. O kadar sevdiler ki beni. Ben de onları sevdim. Bekir Bey, neydi? Saadettin Bey, bir de yaşlı bir mühendis vardı. Orada daktilo yazıyor. Onlar benden bir memnun kaldılar. Çünkü yazın tuttukları raporu müsvedde tutmuşlar, ben makineye çekiyorum. Temize çekiyorum. Çok bayıldılar. Hatta çarşambadan öğleden sonra bana izin verdiler. Ben de o zaman Ankara'da Şamar diye bir mizah dergisi çıkarıyorum. Kendi başıma. Şamar adı. Bana izin veriyorlar, dergiyi alıyorlar. Bekir Bey yani özellikle. Ondan sonra, aman ya kardeşim 6 aylığına girdim oraya. Geçici. Geçici. Ondan sonra dediler seni şeye götüreceğiz yazın. Ormana götüreceğiz beraber. Bizimle gel. Aman dedim ya ben pikniğe gitmeyi bilmiyorum. Hakikaten de ben ne ocak bilirim, ne mangalı bilirim, ne bilmem ne bilirim. Ben dedim kusura bakmayın. Seni kadroya gel. Hayır ben kadromadım istemem. O sırada bir baktım ki PTT sınavı açtı. Yine Hürriyet gazetesinde. Girdim. PTT'nin sınavına 240 kişi girdik. Ben 4. kazandım. Peki üniversite falan yok. Yine aynı. Yok. Yok. Ondan sonra bu gazetecilik olayında kaydım duruyor yine orada. Ama girmiyorum sınava. O ismi neydi onun? Akbaba'ya falan nasıl geçtin? Hiç söyleyeceğim. Ondan sonra
şeyittim. Patatiye girdim. Ulan bir girdim ki çuvalların yanında oturuyorum. Ellerimize şey takıyoruz. Lastik parmaklık takıyoruz. Kollarımıza kolçak takıyoruz. Havaleler var ya, para havalesi. Onu çuvalla yanımıza koyuyorlar. Onları açıyoruz. Adana, Ardahan, Artvin. Bir de günlük yekü çekiyoruz onlarla. Bir gün şefime dedim ki, İsa Bey diye bir şefim var. Ya şefim dedim, çok affedersin, ben lise bitirdim ya. Astroloji okudum, astronomi okudum, felsefe okudum, sosyoloji okudum, mantık okudum. Bu ufla ne var? Kağıt açtırıyorsunuz. Adamın ne günahı var? Tamam. Gelmeyeydi. Tamam, dedi seni dedi şeyi alayım dedi. Ha bir de yekün veriyoruz her gün. 3000. Beni yekünsüz bir yere aldı. Ondan sonra seni dedi kadroya alacağım. Seni şef, Peter'de de şef olsan olacak. Sen şef olmuş işte. Ondan sonra. Hanımla işte orada bir kazancım oldu. Aşkımı tanıdım. Hanımla evlendim. Evet. Havale kontrolünde eşimi tanıdım. Eşimle evlendim. Ondan sonra o arada devamlı kulaklarım dışarıda. Bir baktım Hürriyet'te Vakıflar Bankası'nın ilanı çıktı. Vakıflar Bankası'ndan eleman alınacaktır. Lise mezun. Hemen girdim. Kaç kişi? Orada da üçüncü bile kazandım. Girdim. Bana dediler ki seni Sivas'a vereceğiz. Çünkü doğum yerin Sivas dediler. Mülakatlı olunlar. Dedim ki yok, çok affedersiniz. Ben yüksek öğrenim yapacağım. Bize dediler yüksek öğrenim mezunu gerekmez. Biz lise mezunu alacağız. Çekirdekten bankacı yetiştireceğiz. Yok dedim. Beni dedim bağışlayın. Beni dedim görmemiş olun. Ben gidiyorum dedim. Bir hafta sonra beni çağırdılar abi. Bir bahçeneviler müdürü gelmiş. Erkek eleman var mı demiş. Demişler ki onları tayin ettik. Şurada bir tane listede bir tane oğlan duruyor. Verin bunu buna demiş. Ben bahçelerde başladım. Bırakmadılar peşini yani. Bırakmadılar değil, kader abi. Niye bırakmayacak? Ben kimim ki benim peşimi bırakmayacak diyor. Ondan şimdi bu bak banka girdi. Girdim, bankaya girdi. Girdim. Bahçelerle. Üniversite eğitimi yok. Şimdi söyleyeceğim. Bahçelerde çalışırken müdürüm beni o kadar beğendi ki. Müdürüm beni tuttu, vezliğe soktu. Vezliğe sokunca yetki veriyorlar. Stajyer memurdu. Şef mavini vekili oldu. Vezlede paralık veriyorum ya bir ay. Vezlecinin yerine. Geçici girdim. Ondan sonra dedi ki sen dedi lise mezunu kalamazsın. Öyle böyle kalamazsın. Sen dedi yüksek okul yapacaksın. Nasıl yapacağım müdürüm? O sırada orada bir kız vardı. Gülseren diye. Dedi ki kardeşim dedi akademiye gir dedi. Akademi. İktisadi Ticari İlimler Akademisi. Ondan sonra çıkarsın dedi. Gel, kafamı koydum. Gittim üniversiteye girdim. İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne. Asıl listeler asıldı. Ben yok. Yok. Dedim ki ya ben yok. Gülseren dedi ki Ersen dedi sabırlı ol dedi. Yedek listeler gel. Hakikaten Ekim'de yedek listede adam çıktı. Başladım. Akademiye başladım. Birinci sene boykot oldu. Devam hem edemedim. Bankada çalışıyorsun. Hem çalışıyorum. Evet. Ondan sonra müdürü de beni destekliyor. Hatta şöyle sınav olduğu zaman git diyor. İznim var diyor. O kadar bana itibar ediyor ki. Ondan sonra neyse uzatmayalım abi. Ben 4 senede akademiyi bitirdim. Dışarıdan. Diplomayı aldığı zaman beni İstanbul'a Yeşilköy Motel'e işletme iktisadi enstitüsü kursuna gönderdi. Diplomayı aldığım gün beni müdür mavini yaptı. Çok güzel. Orada... O Ankara'da kaldın mı? Başka yerlerde? Yok, yok, yok. Şey mi bu yani bankacılık ilginç olaylar yaşamışsınız kesinlikle. Ben ama bankacı değilim abi. Bankacı değil. Şimdi ben şu kadar anlatayım. Bahçelievler'de çalıştım. Oradan evimize yakın diye ince suya geldim. Oradan beri kursta dördüncü, üçüncü oldum. 66 kişilik bankacı. Şimdi orada Ersen abi şunu demek söyle. İsteyeyim benim esas alını. Oradaki böyle günümüz şartlarında böyle mi oldu denilebilir yaşatınız var mı? Yani bankacılıkta yapmış olduğunuz hizmetler şunlar yani daha kayda değer. Şimdi kayda günümüz... değer hizmetlerim sonra oldu. Onlara gelelim abi. Şimdi şöyle diyeyim. Şubede çalışırken en son sabah pazarında çalıştım. Tutmuşlar bana bir tane neyse okulan bir şey vermişler. Bir de müdürüm vardı mülkiye mezunu. Siyasal bilgiler. O sırada gittim bu bahçelerdeki müdürüm. Kadere bak kadere. Personel müdürü oldu. Bankaya. Gittim dedim ki efendim benim dedim size bir ricam var. Ben dedim matematikten ortaokulda çaktım. Lisede gözüm hiç açılmadı. Bir beden eğitimi bir matematik. Takla tamam kasadan atlayamam. Ondan sonra ben dedim mümkünse konuşulan ve yazılan bir yer al. Yani personele. Yani gazeteciliğin bir nevisi. Yani 6 ay sonra telefon etti. Seni dedi arıyorum dedi. Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim? Allah Allah hayrı. Ben geleyim. İyi dedi şeflik veriyorum dedi. O zaman da şef mavini. Evet. Geldim.
20 tane kız çalışıyor. Bir tek ben erkeğim. Avratlarım orta yerine oturdu. Ondan sonra neyse uzatmayalım. Ben akademiyi bitirdiğim zaman beni müdür muavini yaptı. Ondan sonra fakat benim müdürüm MSP geldi bizim. Bankada iktidara MSP geldi. Bankanın yönetimi de MSP'ye geçti. MSP'de AK Partili olanların tamamını temiz. Bu adam AK Partili. Abisi de Anıtkabir'in müdürü. İdris Ömer. Ondan sonra onu aldılar görevden. Kızı aldılar. Ondan sonra tabii onu alınca ben ne edeceğim? Benim yerime Ali Bilgin diye bir adam getirdiler. Evet. Peki. Buyur. Dur şimdi orayı söyleyeceğim. Evet. Oradan ben ya ne olacağım derken Kırşehirli bir Zeki Sayın vardı MSP'li. Fakat ben ondan müdür 4 ay müdür benim müdürüm olmayınca 4 ay ben hizmet ettim onlara. Beni çok beğendi. Dedim ya efendim sizle bir ricam var. Beni dedim nasıl olsa alacaksınız. Buraya dedim MSP'li müdür muavinleri getireceksiniz. Hazırlık yapıyorsan. Mümkünse beni eğitim müdür muavini yaptı. Beni eğitim müdür muavini yaptı. Evet. Ve ondan sonra benim müdürüm İzmirli Hayri Sezgin. Onunla çalıştım. Oğlum dedi sen bir cevhersin dedi. Yani oğlun abartması. Ben dedi emekli olduğum zaman dedi buranın müdürü sen. Müdür bey gerek yok. Böyle iddialı da olmayın. Hayır dedi. Seni de buraya müdür yapmadan gitme. Bir baktım bir şey hazırlamış müzekkere. O beni yazmış. Ha, bana yazdı dedi. Bana yazdı. Şey mi abi tamam orada kalalım şimdi. Ha, oradan müdür oldum eğitime. Eğitime müdür oldum. Hiç böyle müdür olduktan sonra Sivas'a geldin mi geri? Sivas şubesine geldim. Ha, Sivas şubesine tabii geldim. Geldim. Gezmeye. Kaç abi? İşte Turan ne zamandı? Turan'ın olduğu zamanlar. 70'ler miydi? 60'lar mıydı? Yok 60'lar 70'ler olmaz. 80'ler. Turan Ata. O senden gittik oraya biz. Yukarıdaki buraya geldiğinde Vakıf Bank neredeydi? He? Neredeydi bak? Vakıf Bank önce şeydeydi. Ankara Garajı'nın bitişiydi. Evet. Mutfak lokantasının yanında. He, orada eski şubesi oradaydı. He. Burada ben burada banka müdürü oldun ya abi. He. Banka müdürü oldun. Banka müdürü olmadı. Genel müdür burada olmadım. Buraya gezmeye geldim. Ha. Vakıf Bank ben genel şube müdürlüğü yapmadım. He. Genel müdürlük mü yaptın? Hep genel müdürlükte. Eğitim müdürlüğü, reklam müdürlüğü. Yani şey genel müdürlük yaptın. Evet. Kavaklıdere'de. Peki abi şunu söyleyeyim. Söyle. Yani, Vakıf Bank Devlet Bankası. Evet. 3 banka. Ziraat, Halk, Vakıflar. Vakıflar. Şimdi Sivas'a hiç yani genel müdür oldun ya. Yetkili biri oldun. Genel müdür değil. Genel birim müdürü. Birim müdürü. Ha, ha. Birim müdürü. Sivas'a hiç katkın oldu mu? Hiçbir katkın olmadı. Hiçbir katkım olmadı. Neden acaba? Ne katkım olabilir? Ben eğitim müdürüyüm. Sivas'a. Peki yani bankanın kalemlerinde işte benim buradaki vakıflara yardım öyle bir falan yetkim yok ki. Yok. Ben eğitim müdürüyüm. Ha ancak şu olur. Sivas'taki bir dergiye reklam veririm. Reklam müdürlüğü de yaptım çünkü. Evet. Ama şunu da söyleyeyim. He. Sivas'tan da böyle bir talep olmadı hiçbir zaman. Evet. İşte diyalogsuz yani. Sebebi şu. Benim orada olduğumdan bile haberleri yok. Vefasızlık yapmışsın. Aşık oldum diyorsun ya Sivas abi. Niye? Ay ya ben aşık. Yok. Ne vefasızlık yapayım? Gel. Abi niye? Kaç defa geldim buradan gittikten sonra? Liseyi burada bitirmişsin. Evet. Anne burada, baba burada. Mezar burada. Mezar burada. He. Nasıl böyle bırakıp gidiyorsun da unutuyorsun Sivas'ı? Bir daha yapmam abi. Kusura bakma. Elini öperim bir daha yapmam. Aşkım diyorsun Sivas'a. Hem de nasıl? Hala devam ediyor mu aşk? Lan delirdin mi sen? Telefonumda ne çalıyor biliyor musun? Sivas'ın yollarında. Sen ne diyorsun ya? Peki bize başka bir şey diyecek misin abi? Diyeceğim şu, ben Sivas'ı seviyorum. Ondan sonra benim burada bir sevgilim vardı biliyor musun? Ama bir şeyimiz olmadı. Sadece uzaktan selamlaşalım. Ama öyle sevgili olmaz abi. Şimdi... Aha bak benim çalıyor. Nerede benim şey? Bak görüyor musun? Duyuyor musun? Ahmet sen arıyorlar ya. Yani evet. Diyeceğim bu abi. Evet. Ben Sivas'ı seviyorum. Sivas'a aşığım. Ve ayrıca söyleyeyim 2024'te geldiğim bu son ziyarette Sivas bana muazzam gelişmiş göründü. Evet. Mesela şimdi şurada baktım 15 tane bayan oturmuş. Benim hayal bile demezdim ya. O kadar da değil abi ya. Ya eskiden abiciğim yerli siz... halk gelmezdi. Öğretmenler bilmem neler çay bahçesine giderdi. Evet. Ha bak yerli halk nereye giderdi? Galiye çıkardı. Ethem Bey'in parkına giderdi. Paşa Parkı'na giderdi. Evet. Isıcak çerbikte çadırı kurardı. Evet.
Soğuk çerbiye giderdik. Orası sosyal mı yani? Yerel yerlerde sosyaldi. Abi çok teşekkür. Annemin amcası buralı. Hamamcıoğulları biliyor mu? Hiç duydun mu? Ha, duydum. Hamamcıoğlu annemin. Hamamcıoğulları burası Mehmet Ali amcam. Anamın amcası. Nesi, nerelerden oluyor bunlar mı? Abi hamamcı Hacı Ali diye geçiyor abi. Hamamcı Hacı Ali. Hacı. Sen şeyi duydun mu hiç abi? Ertuğrul Önen'i duydun mu? Ertuğrul Önen. Nerede ne yapıyordu söyle. Müsteşar. Ertuğrul Önen. O amcamız oluyor. Amca zaten. Annemin amcasını torunu. Çok şey benziyordur. O zaman çok şeyiniz var burada tabii ya. Ya oğlum burada. Çocukluğum burada geçti diyorum ya. Gazetesi sokakta kısa pantolonla dolaştım. Çok dayak yedim. Ben kavgayı bilmem. Bütün mahalleleri diyordu ya. Birisine dedim ki armuda taş atma dedim. El kadar çocuk gitti sopayı aldı geldi Kadir. Kemal'in kardeşi. Çevre çevre dövdü beni. Ama, evet. Ama şunu söyleyeyim. Hakikaten Sivas. Yani Ankara'da yaşıyorum ama her dakika aklım Sivas'ta. Yani Sivas'ta derken illa gideyim göreyim değil ama ruhumda Sivas var. Mesela yukarı tekke diyor. Yukarı tekke. Tek göre dediği zaman benim orada tek göre hıyarı satarlardı eskiden. Evet. Tenis. Yani sade şey vardı. Çuvala tenis. Vardı. Çuvala tenis derler burada. Tenisin içine doldururlardı. Bir kuruş. Ve ucunda da sarı çiçek var. El kadar çocuklar alırlardı sırtlarına tek görü hıyarı. Mesela bizim sokaktan hüllükçü geçerdi. Ama hüllükçü biliyorsun çocuk, şeylere, bunu... çocukların atlarına şeydi o eski sokak satıcılarına geçer. Kızdırıyorlar onları. Peki he, sokak satıcılarının da bir şey yapar. Bilmez miyim canım? Peki ne vardı abi eskiden? Meyve satan vardı, sebze satan vardı, köyden mal getiren vardı, eşekle geçen vardı. Abi şey vardı bir de. Gazeteler bir sene kar yağdı hiç girerdi eskiden de. Bir çok sene, kar yağar mı Sivas eskiden? 50-60 bir sene var. Bir sene bir kar yağdı Sivas'a. Gazeteler sokağa fayton girdi. Ve bizim şeyde bizim benim çocukluğumda ben ortaokula giderken iki günde bir giderdim ben ortaokula. Bir de bakardım kara tahtada 3 gün kar tatili yazar. Ama ne kar yağardı. Mevsim o zaman şeydi yani. Ya kar, kış vardı abi. Kış. Zaten Sivas nasıl ünlenmiş dışarıda? Kime sorsan? Abi orası çok soğuk. Mesela buraya askere gelenler diyorlar Temeltepe'ye. Sen orada mı doğdun? Ha burada doğdun. Abi orası buz gibi yer. Temeltepe ya. Adam mesela İzmir'den gelmiş. Ya donmuş herif ya. Diyor ki, bir olay yaşandı mı? Yaşamış. Donanlar oldu. Temeltepe'de mi? Kabak yazısında mı? Kabak yazısında. Şöyle söyleyeyim. Eskiden o burada... Kabak yazısı dediğimiz yer de şey herhalde değil mi abi? İşte Karslıların memleketi. Ya Sanat Okulu ya. İşte Sanat Okulu Rahmi Gülay, Rahmi Gülay'ın yeri orası. Orası Kars. O Kars olayı ne ya abi? Abi 93 Harbi'nde veya diğer. Göçmüşler Kars'ta. He. Benim o... babam mesela Alacı'ya gelmiş, Çorum'a gelmiş. Bunlar da Sivas'a gelmiş. Anladım. Ama Kars göçmeni çok yerden var. Yani onlar önce şeyden ahız kaldı evet, Rusya'dan. Evet, öyle, evet. O 1877-78. Evet, 8, evet. Şey mi abi? Söyle. Bu kış Sivas'ın yazı nasıldı? Kışı nasıl? O... Yazı serin olur. Ve parklarda oturur. Harman yerleri falan var mıydı? Bu? Vardı. Ben düvere çok bindim. Düvere. Benim halamın kızı Bedirli'de kocası ofis memuruydu. Toprak mahsulleri ofiste Bedirli'de. Bedirli'ye gittim. 5 gün trenle. İşte tam dediği gibi. Düven, Harman, oralarda düvenlere bindi. Bu Sivas içinde var mıydı abi Sivas'ta? Sivas'ta da vardı. Sivas'ta da vardı. Yani içinde merkezde. Tabii tabii tabii. Tabii. Mesela bu tabii. Meydan olarak var değil mesela mi? Ali Baba tarafında vardı. Şeyde vardı. Bedirli tarafında? Çayırağızı'nda çok vardı mesela. Çayırağızı'nda dayım otururdu. Akdeğirmen mahallesinde o taraflarda falan. Akdeğirmen nere oluyor? Bezirci. Ha? Bezirci. Orayı hatırlamıyorum. Bezirci'de yoktu. O zaman isim de Bezirci. Yani dispanser o zaman da ya, işte Şirinoğlu hamam diyorum ya. He. Fevzi Paşa'nın olduğu yerler. Bezirci de öyle diyorlar. Başka Fevzi Paşa. Akdeğirmen çocukluğunda da vardı Fevzi Paşa. Ziya Gökalp çocukluğunda da vardı. Oranın iki tane de evlenmemiş bayan müdüresi vardı. Nimet Hanım, Makbule Yurderi Ziya Gökalp'teydi. Bir de Handan Hanım vardı. Handan Bilget. Bilmiyorum sayılırım. Handan Bilget. Kocası da Hilmi. Kardeşi, Bilget. Kardeşi de Hilmi. O benim kardeşi. İlkokulun müdürlüğü yaptı Handan Hanım. Hilmi, Handan'ın kardeşidir. Evet.
Hilmi öğretmen de benim pentabiyat dersime geldi. Ha. Şeyde, onlar bir ara 4 Eylül'de de yaptılar. Evet. 4 Eylül'de esas Handan... mahalleleri Bezirci onların. Evet. Handan Bilget, Hilmi Bilget. İşte onlar Burhan benim... Bilgetleri var. Burhan abi de duymuştur. Onlar sonra. Benim babamın anamın uşağı. Yani şey öğrencisi. Ya öğretmen hayır. Öğretmen dönem ama değil belki biraz yaşça küçüklerdir. He, anladım. Yani mesela Handan Hanım annem öğretmenken Handan Hanım da burada öğretmendi. Nimet Hanım öğretmendi. Peki abi çok teşekkür ederim. Estağfurullah kardeşim. Sağ ol ağzına sağlık. Hayır ben başımı şişirdim. Hatta ben şimdi diyeceğim ki bu oğlanın günahı ne? Anası ağladı. 3 gün kendine gelemez. Şu kış ayrı, yaz ayrı, Sivas ayrı hep güzellik. Allah size o yüce Allah'ımız sağlıklı, huzurlu. Valla hayırlısı olsun. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Bu çubu, ülke, bu kentin çubu. Yani keşke biraz şey, biz genç olsaydık, siz yaşlı olsaydınız da daha böyle detaylı bir şekilde konuşsaydık. Şimdi senin sorularının bir kısmına cevap veremedim. Çünkü biraz da mesela şube müdürü olsam sana çok daha detaylı bilgi veririm. En azından Sivas'taki müşterileri söylerim. Kimler evet. geliyor, kimler evet. gidiyor. Ben mesela buradaki müdürleri biliyorum. Ülkü Gürman çalıştı. Bir sürü adam çalıştı burada. Evet. Ankara'ya ben geçtim. Şubenin ilk açıldığı zamanı da biliyorum. Sivas Vakıflar Bankası. Evet. Burada tören yapıldı. Çaylar kahveler içildi. Peki bir de şey ya bu. Söyle. Gerçi Murat arkadaşım onu düzeltir de. 57'de kaldı. Şimdi 50-60 arası buradaydınız. 62'de evet. gittiniz. 62'de gittiniz. 62'de gittiniz. 47'de birinci sınıfa Zara'da başladınız. Evet. İkinci sınıfa Kangal'da kaldınız. 3-4-5'i burada oldu. 3-4-5 yıl oldu 1950. Evet. Peki 60 inkılabında, 60'ında evet, buradaydım. Buradaydınız. Bu askeri maskeri böyle yürüyüşler gibi böyle sokaklara çıkanlar mı gösteriler vardı? Oldu. Yürüyüşler yapıldı. Yani şeye, ihtilalin lehine mi oldu? Hayır. İhtilale kimse karşı gelmedi. Yok. Yani... Yalnız şunu söyleyeyim. Sivaslılar yol tuttu. Yas tutanlar oldu. Evinde çay pişirmeyen, yemek yemeyen oldu. 3 gün, 4 gün yemek yemeyen. Gerekçe? Demokrat Parti'ye niye dokundular? Demokrat Parti. Tabii. Menderes için ağlayanlar oldu. Evet. Gür gür ağlayanlar oldu. Bunlara şahidim. Burada bir tane Tanduanların oğlu vardı. Sen bilirsin Aydener Tanduan. Aydener Tanduan gösteri yaptı lehlerine. Askerlerin lehlerine. Ben Cevan Gürsel'in buraya geldiğini biliyorum. Evet. Sivas'a geldi. Ondan. İsmet Ünlü geldi mi? İsmet Ünlü de geldi. Osman Bölükbaşı geldi, Celal Bayar geldi, Menderes'i dinledim ben hükümet meydanında. Hepsini dinledim. Hatta buraya bir tarihte Fazıl Küçük geldi. Kıbrıs'ta. Fazıl Küçük. O şey var ya, şimdi orada ne oldu? PTT'nin üstünde yıkık bina vardı ya. Belediye. Belediyenin çatısında konuştu. Fazıl Küçük neye gelmişti? Bu o zaman... O zaman şey vardı. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak. Hatta buraya ne geldi biliyor musun? Kıbrıs takımı geldi, futbol takımı. Bayrağımız, şanımız, seda şey, o zaman olsun. Sivas Spor falan yoktu değil mi? Sivas Spor falan yoktu o zamanlar. Ne yoktu? Sivas Spor falan yoktu. Şey vardı ama, 4 Eylül. 4 Eylül var. Sümer Spor var. Sümer Spor Demir vardı. Spor var. Demir Spor var. Fazıl Küçük var ya, Fazıl Küçük orada konuştu. Evet. Ve bu takım da getirdiler özel takımı buraya. Hükümet meydanında gösteri yaptılar. Ve bu bayrağımız kanımız. Sivas Spor yoktu o zaman. Ney ney vardı dinle abi? 4 Eylül, Demir Spor, Sümer Spor. Kızılırmak var mı? Kızılırmak yoktu. Sonradan Esnaf Spor kuruldu. Bizim Ertuğrul da Esnaf Spor'da oynadı. Futbola nasıl ilgiydi abi o zaman? Futbola ilgisiz oynadınız mı? Ben nerede oynayacağım lan bacak kadar adam. Ben yok de futbolcu yani, olur oynan derken gençlik yıllarınıza... Ben ama mıydı? Meraklıydım. Hı. Bir de ben yerel gazetede gazeteciydim ya. Sivas'a göre basın kartım vardı benim. Mesela Anadolu gazetesi gazeteci. Basın kartım. Parasız giriyordum stadyuma. Evet. Çok giderdim maçlara. At yarışı falan da oluyormuş burada. Başka onu bilmiyorum. Spor etkinlikleri şeyi oluyor muydu? At yarışı daha eski. Şeyi biliyorum. Avni Sakarya vardı. Sen biliyor musun Avni Sakarya? Hakem. Avni Sakarya oynardı evet. 4 Eylül'de. Evet. Çok da hoş bir çocuktu. Evet. Onun abisi de milli kayakçıydı. Evet. Kerabi Sakarya. Bursa'da. Evet. Şey yaptı. Kayak Federasyonu'nda çalıştı. Onlar Sivaslıdır. Evet. Başka böyle sporla ilgili... Abi ben kasadan atlayamıyorum. Diyorsan bana sporu soruyorsun ya.
Abi çok teşekkür ederim. Veda konuşmanı yap, kapatalım. Bu ay son konuşmalarımız da kayda girecek. Muharrem miydi? Evet, Muharrem. Vallahi ben Muharrem Bey'i sonradan tanıdım. Bir tesadüf eseri tanıdım. Fakat çok ısrar ettiği için de buraya geldim. Muharrem Bey'in başını şişirdim. Bu vesileyle televizyonda gösterecekmiş. Dinleyenlerin de başını şişirmiş olacağım. Onun için öncelikle özür dilerim. Estağfurullah. Ondan sonra ikinci tarafta şu. Sivas'ı seviyorum. I love you Sivas. Darling Sivas. Onda Sivas'ı seviyorum. Sivas'ı seviyorum abi. Ben ondan sonra liseyi burada bitirdim. Ve Sivas'ı çok gelişmiş buldum. Çok sosyalleşmiş buldum. Benim çocukluğuma göre çok ileriye gitmiş buldum. Çok memnunum. Muharrem Bey'e de gönülden teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve Muharrem Bey'in giyimine de hayranım. Bir gün lacivert giyiyor, bir gün kahverengi giyiyor. Bir gün lacivert kravat takıyor, bir gün kahverengi takıyor. Bu şeylerde insan bazen duygulanıyor. Bazen de yani duygunun coşkunluğunu yaşarken hüznünde olumsuzluğunu yaşıyor. Tekrar birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın.